Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Yine çok değerli bir konuğum var. AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayım Ejder Açık Kapı bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Seçim öncesinde yoğun bir gündem yaşıyorsunuz. Halkın nabzını tutan, esnaf ziyaretleri yapan ve bu yoğunlukta da bize zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim. Hemen buradan soru sormak isterim. Halkın nabzını tuttuğunuz zaman birebir o temaslarda nasıl görüyorsunuz seçim sürecini? Tabii ben öncelikle yayınınız için, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum samimi habere. Yeni, tabii biz siyasetin içerisinde yer alan bir kardeşiniz değiliz. Ben geçmişten bu yana il başkanlığım, gerek milletvekilliğim döneminde, gerekse genel merkezdeki görevimiz süresince hep sahada olduk, vatandaşlarımızla birlikte olduk. Birçok seçim geçirdik. İl başkanlığımızın süresince bugüne kadar. Tabii vatandaşımızı biz her sahaya inişimizde onların bakışından, elimizi tutuşundan bize yaklaşımlarını anlayabiliyoruz, sezebiliyoruz. Bu anlamda tabii adaylık süreci bittikten sonra adaylık sürecimizle birlikte sahada vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve her mahallemizde, her ilçemizde, her sokağımızda vatandaşımızın seçimlere olan yakın ilgisini görme fırsatını buluyoruz. Çünkü biz şunu hep ifade etmiştik, daha önce de ifade ediyorduk. Milletimizin feraseti çok yüksektir. Özellikle bugüne kadar 21 yıldır iktidarda olan AK Parti siyasi hareketi ve onun liderine olan sevgi sokakta kendisini hissettiriyor. Mahallede, ilçede, köylerde kendisini bize hissettiriyor. Bu anlamda tabii ben bütün vatandaşlarımıza ve özellikle Elazığlı hemşehrilerime de buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten hem bize karşı olan teveccühleri, hem siyasi hareketimize ve liderimize olan sevgileri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Evet. Tabii özellikle sahada esnafımızın hem beklentilerini ve taleplerini dinlerken hem de AK Parti siyasi hareketimizin icraatlarını anlatma fırsatı buluyoruz. Varsa vatandaşlarımızla, esnaflarımızla soru işaretleri, onlarla ilgili olarak dertleşiyoruz. Birlikte çözüm önerileriyle birlikte kardeşlerimizin önerilerini alıyoruz ve bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın, vatandaşlarımızın hep yanında olacağımızı da ifade ediyoruz. Çünkü bizim liderimiz ve siyasi hareketimiz bugüne kadar sahadan aldıklarıyla ülkemizde gereksinim duyulan her türlü icraatı yasal anlamda kanuni düzenlemelerle meclise taşıyor ve bu ihtiyaçları da tabii genel kurulda, öncesinde komisyonlarımızda, plan bütçe komisyonlarında görüşerek, genel kuruldan geçirerek hayata geçiriyor. Bu anlamda vatandaşımızın hem başta siyasi hareketimizin liderine hem de siyasi hareketimize, AK Parti olan güvenleri tam, onlar biliyorlar ki AK Parti söylerse yapar, liderimiz söylerse mutlaka ama mutlaka o taahhüdünü yerine getirir. Bugüne kadar bütün taahhütlerini yerine getiriyordu çünkü. Evet. Evet, bir yandan da Şubat ayında yaşadığımız o elim deprem yüzyılın felaketinden de sonrasında özellikle bölgenizde de yine etkileyen bir durum söz konusuydu. AK Parti Güneydoğu Anadolu Teşkilatı Koordinatörü olarak da yine bir takım hani yapılacak çok şey var elbette ki ama deprem sebebiyle belki sekteye uğramış olabilir. Ama sonrasında neler yapılacak, girişimler neler olacak onu da hemen sizden öğrenmek isterim. Tabii ben öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum.
ve depremden Çok güzel. etkilenen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten asrın felaketini yaşadık. Hele hele aynı gün sabah 04:17 ve 9 saat sonrasında yaşadığımız ikinci depremle birlikte belki de dünya tarihinde görülmemiş iki depremi biz Türkiye'mizde yaşadık. 11 il etkilendi ve bizler tabii ikinci günden itibaren ben Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve özellikle Adıyaman İl Koordinatörü olarak ikinci gün itibariyle Adıyaman'daydım. Adıyaman'da tabii merkezde inanılmaz yıkımlar vardı. Gölbaşı'nda yıkımlar vardı. Malatya'mızda yanı başımızda ciddi anlamda yıkımlar vardı. Maraş'ta ciddi anlamda yıkımlar vardı. Hatay'da ve birçok ilçesinde gerçekten içleri acıtan yıkımlar vardı. Antep'te, Islahiye ve Nurdağ'ında gerçekten içleri parçalayan yıkımlar vardı. Tabii ben yaklaşık 17 gün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatlarıyla Adıyaman'da bulundum. Burada şunu gördük. Bu kadar büyük ölçekli bir depremde illerin biri birine yardım etmesi gereken, hani depremlerde hep komşu iller biri birine ilk yardıma koşan illerdir. Ama öyle bir durum yaşandı ki 11 ilde biz Elazığ'da çok şükür yıkım yaşamadık. Malatya'ya koşabildik, kardeşlerimizi orada kucaklayabildik, dertlerine derman olabildik, belki merhem olabildik ama birçok ilimiz birbirine ulaşamadı. Çünkü acil AFAD ekiplerinin, gönüllü ekiplerin birbirine yardım etmesi gereken ekiplerin de yardıma muhtaç duruma düştüklerini gerçekten üzüntüyle gördük. Adıyaman'da biz şunu yaptık, sayın liderimizin emir ve talimatlarıyla ikinci günden itibaren Adıyaman'ın bütün köylerine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 40'a yakın milletvekilimiz görevlendirildi. Ve biz bir hafta boyunca milletvekillerimizle her ilçemize ve Adıyaman'ımızın her köyüne hem Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını götürdük hem de devletimizin, hükümetimizin onların yanında olduklarını ifade ettik. Ve bunu ifade ederken de bunu şov amaçlı bir şekilde asla kullanmadık. Çünkü hiçbirimizin paylaşımlarında o depremin ilk günlerinde hiçbir paylaşımı bulamazsınız. Bu tamamen Allah rızası için her bir milletvekilimizin, her birimizin insani bir göreviydi ve bunu siyasi şova dönüştürmeden milletimizin, hemşehrilerimizin yanında olduk. Tabii şunu da görmek bizi gerçekten mutlu etti. Vatandaşlarımız onca acısına rağmen her evde, Adıyaman özelinde konuşuyorum, 10, 20, 30 ve belki 80-90'lara varan acı kayıplar yaşanmasına rağmen vatandaşımız, sayın liderimizin ve devletimizin, hükümetimizin yakın desteğini, muhabbetini hissetti. Ve hep şunu gördük, yaparsa yine bu acılarımızı dindirirse yine Recep Tayyip Erdoğan ve onun siyasi kadroları bize yardımcı olur şeklindeki o dualarını, o temennilerini görmek de bizim için inanın inanılmaz güzel duygular yaşattı bize. Ben bu anlamda hem liderimizin milletine olan sevdasına, ülkesine olan sevdasına ve bunu karşılıksız bırakmayan milletimize, o güzel yürekli insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve Rabbim bir daha böylesi bir acıyı ülkemizin hiçbir şehrine yaşatmasın. Sayın Açık Kapı, az önce de bahsettiğiniz gibi deprem dolayısıyla acı da olsa bir kez daha bu ülkenin birbirlerinin yarasını sarmak için nasıl da koştuğunu anlattınız ve hemen akabinde de seçim çalışmaları işte tabii ki halihazırda başladı, devam ediyor da. Bir yandan da muhalefetten bir ayrıştırma mesajları da geliyor sanki. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz tabii, bir yandan hani toparlamaya çalışıyorken kendimizi. Tabii şimdi hatırlayınız, deprem olur olmaz seçim mutlaka yapılmalı gibi bir yaklaşımla ortaya çıktılar. Tabii ki kanunlar seçimleri yapmayı
emrediyor. Bu konuda yani muhalefetin aslında o acıların üzerine hemen akabinde seçimi dillerine dolamaları bile gerçekten bizler açısından, ülkemiz açısından utanç vericiydi. Yani tabii ki seçimler zamanında yapılacak. Tabii ki seçimler zamanında yapılmalıydı. Ama bunu daha ilk bir iki gün sonrasında dile getirmek çok gerçekten utanç vericiydi. Neticede bu seçimin yapılacağı bellidir, kanunlar bellidir. Bu yönden sıkıntı zaten yoktu ama şu acıların üzerine bile hemen mal bulmuş mağrip gibi taleplerde bulunmak çok üzücüydü. Tabii karşımızda bir ittifak var. Bir Millet İttifakı var. Bir de Cumhur İttifakı var. Tabii biz Millet İttifakı'nın paydaşlarıyla Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına baktığımız zaman Millet İttifakı'nda maalesef Kandil'den mesajlarla emirler alan, talimatlar alan bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Biz yine Millet İttifakı'na baktığımız zaman hain 15 Temmuz o hain geceyi darbesini gerçekleştiren FETÖ'nün talimatlarıyla bugün altılı masanın hareket ettiğini görüyoruz. Biz yine bu ittifakın içerisinde her türlü radikal sol örgütlerin, terör örgütlerinin bu ittifaka olan desteklerini görüyoruz. Ve aslında yine bir o kadar önemli olan bugün yüzyıllardır bu coğrafyada, ülkemiz üzerinde ve komşu coğrafyalarımızda emperyal emellerini gerçekleştirmeye çalışan devletlerin dün ne idiyse bugün uzantısı olan o devletlerin yine aynı duygu ve düşüncelerle ülkemizi zora sokacak, ülkemizi geriye götürecek, insanımızın birinci sınıf vatandaş olmasını engelleyecek arzu ve istek içerisinde olduklarını görüyoruz. Ve şunu görüyoruz, Amerika'da da, Almanya'da da, Fransa'da da, İtalya'da da, İngiltere'de birçok düşünce kuruluşunun, basın kuruluşunun bu seçimleri dünyanın en önemli seçimi olarak nitelendirmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın muhalefete açık destek beyanlarının biz aslında muhalefete desteğin o düşüncelerinin bir ürünü olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar algı oluşturmaya bir algı ve bir emellerinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar istiyorlar ki Türkiye 21 yıldır liderimizle beraber, siyasi hareketimizle beraber inanılmaz bir ilerleme kaydediyor. Değişim ve dönüşüm içerisinde tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla yürüyor. Ve bu yürüyüşümüzü durduracak her türlü argümanı dün nasıl kullandılarsa, 15 Temmuz'da nasıl kullandılarsa, yargı darbesinde nasıl kullandılarsa 17-25 Aralık'ta, öncesinde 367 ucubesini nasıl bize yaşattılarsa, 27 Nisan e-muhtırasını nasıl yayınladılarsa ki bugün 27 Nisan biliyorsunuz, bir bildirge yayınladılar, bir bildiri yayınladılar ve o gün bizim dirayetli liderimiz ve onun hükümeti aynı sertlikte çok daha farklı bir tonda 27 Nisan e-muhtırasını yayınlayanlara en şiddetli cevabı vermişti ve onlara oturun oturduğunuz yerde demişti. Çünkü hükümet olan benim ve siz benim emrimdeki memurlarsınız dedi ve parti kapatma davalarını düşünelim AK Parti'nin kapatma davalarını açtılar. Nihayetinde bunları başaramayınca şimdi de sandıklarda bir şekilde her türlü her koldan birleşerek altılı masa dediğimiz bu yapıyı kurdular. Buna da dikkatleri çeken husus şudur. CHP'nin zihniyetini biz zaten biliyoruz. Terör örgütlerinin zaten nasıl eli kanlı terör örgütleri olduğunu biliyoruz. Ama bizim acayibimize giden şudur. Ben özellikle bu yapı içerisinde kendisine radikal Müslüman veya Müslümanım diyen, muhafazakarım diyen veya
ben milliyetçiyim diyen, kendisine bu tanımlamayı yapan siyasi partilerin liderlerinin bu yapının içerisinde niçin ve hangi amaçla yer aldıklarını merak ediyorum. Ben onların siyaseten seçmenlerinin bu konuda rahatsızlık duyduklarını yakinen sahada görüyorum ve bu konudaki ızdıraplarını da görüyoruz biz. Burada sizi hangi proje bir araya getirdi? Sizi bir araya getiren neydi ki? Hatırlayınız, Meral Akşener bir programda bunu biz demiyoruz, kendisi demişti. Biz proje partileriz demişti. Oysa karşımızdaki Cumhur İttifakı etle tırnak gibi birbirine sahip, birbirini seven partiler şeklinde mealen söylüyorum bir yapı. Ve kendilerinin proje partisi olduklarını zaten ifade etmişlerdi. Ve şu anda görülüyor ki proje büyük. Senaryo yazılmış. Oyun ve tezgah önümüzde duruyor. Ama bugüne kadar tüm oyunları, tüm tezgahları, tüm senaryoları bizim milletimizin feraseti yerle bir etti. Ve 14 Mayıs akşamı da inşallah bu yapı 14 Mayıs akşamı milletimiz tarafından tekrar yerle bir edilecek ve milletimiz ferasetini bir kez daha göstermiş olacak. Bu yapılara da asla Türkiye'de milletimiz izin vermeyecek bunlara. Sayın Açık Kapı, artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken son olarak da şunu sormak istiyorum. Evet, gençler bu seçimde ilk defa oy kullanacaklar ve bizden daha farklı beklentileri var ve yapılan araştırmalara göre de birçok genç seçmen seçim sandığının başına gitmeyeceği şeklinde. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da bu şekilde. Evet. Onlar için nasıl mesajınız var? Onlara da bir mesaj yollamanızı isteriz. Tabii şimdi tabii gençlerle gençlerimiz bizim en kıymetlilerimizdir. AK Parti kurulduğundan bu yana özellikle ülke gençlerimizin ve hani Fırat'ın kuzuları dediğimiz gençlerimizin akallara yem olmaması için bir mücadele veriyor. Biz AK Parti olarak geldiğimiz günden bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana gençlerimiz için çok muazzam işler yapıyoruz. Hatırlayınız. Evet. EKK denilen o melun yapı Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde gençlerimizi dağa kaçırırken onlara sözüm ona pikniklerle veya kütüphanelerde onlarla birlikte olarak onların beyinlerini yıkıyorlar. Ve bizler tabii gençlerimizin bu yapıya kurban edilmemesi adına bu yapının birer mağduru olmamaları adına birçok şeyler yaptık. Hemen hemen her köyde, pardon her ilçede, her beldede, her ilde gençlerimizi bu yapıya kaptırmamanın mücadelesini verdi. Ve gençlik merkezleri kurduk. Spor merkezleri kurduk. Ve gençlerimizin vakitlerini geçirebilecekleri kütüphaneler kurduk. Burada gençliğimiz, gençlerimiz daha güzel vakit geçirsinler diye, kendilerini daha fazla geliştirsinler diye inanılmaz bir altyapı geliştirdik. Ve bu çalışmalarımız neticesindedir ki bugün hem bu çalışmalarımızla hem de milli savunma sanayimizin gelişmesiyle birlikte gençlerimize araştırma geliştirme imkanları sağladık. Ve bu imkanlarla birlikte biz gençlerimizin bugün %20'lerden %80'lere yerlilik oranına ulaştığımız o gelişmeyi sağlamalarına imkan sağladık. Ve gençlerimizin inşallah bundan sonraki süreçte biz hep yanında olacağız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmişti. Gençlerimizin yanında olacağız. Evliliklerinde yanlarında olacağız. İş kurduklarında yanlarında olacağız. Aileleriyle birlikte yanlarında olacağız. Ve onların her türlü aktivitelerine bizler destek olacağız. İnternetiyle birlikte onlara işte sağlayacağımız imkanlarla yanlarında olacağız. Şimdi örneğin biz Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz seçim beyannamesinde vaatleri vardı. Evlilik dedik. Evet. 2 yıl ödemesiz gençlerimiz bir evliliğe karar verdikleri zaman 48 ay vadeli
sıfır faiz ile 150 bin TL bir kredi imkanı sağlayacağız. Bu gençlerimize verdiğimiz önemli, çünkü kendi yuvalarını kurabilsinler ve orada mutlu bir hayat sürebilsinler istedik. Burada yine özellikle yine gençlerimizle alakalı yüksek öğrenimde okuyan gençlerimize biz bir defaya mahsus olarak cep telefonları için vergi muafiyeti getireceğiz. Ve burada da inşallah aylık da 10 GB internet imkanı sağlayacağız gençlerimize. Yine Aile ve Gençlik Bankası kurularak ulusal düzeyde gençlerimizin aileleriyle birlikte kendi işlerini kurabilecekleri imkanları kendilerine sağlayacağız. Ve girişimcilik ruhu taşıyan gençlerimize kendi işlerini kurdukları takdirde önemli avantajlar sağlayacağız. Tabii Z kuşağı dediğimiz, birçoğumuzun Z kuşağı dediği gençliğimiz, bizim ise Teknofest kuşağı dediğimiz gençliğimiz bizim en büyük değerimizdir. Ve bu değerlerimize biz sahip çıkacağız. Çünkü gençlerimizin canı, gençlerimizin hayatı her şeyin üzerindedir. Biz gençlerimizi seviyoruz. Biz gençlerimizin sokaklarda farklı kötü emelli örgütlerin eline düşmemesi için bir mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak kalabilmeleri için, onların daha güzel sanatsal, kültürel anlamda etkinliklere katılmaları için birçok çalışmalar yapıyoruz. Mesela Gençlik Spor Bakanlığımızın geçen yılda düzenlemiş olduğu, 81 ilde düzenlediği Hayallerini Sahneye Taşı yarışmaları düzenledik. Bu yılda aynı yarışmalar düzenleniyor ve ilinde başarılı olan gençlerimiz bölgede yarışacaklar ve Türkiye finallerinde o hayallerini de bizimle, bizim onlara desteklerimizle gerçekleştirme imkanı bulacak. Şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Tabii maddi anlamda biz her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Ama bizim için gençlerimizin hayatı, canı, sevinci, mutluluğu her şeyin üzerindedir. Biz liderimizin gençlik kollarından beri, gençliğinden beri, siyasi hayatın içerisinde yer alan bir lider olarak gençlerimize birçok yerde, şehirde, bölgede hep yardım ve onlara yardımcı olma talimatlarını aldık. Ve biz bölgede yaptığımız birçok çalışmada, liderimizin katıldığı birçok toplu açılış törenlerinde liderimizin gençlerle bir araya geldiğini, onlarla sohbet etme imkanı bulduğu, onların duygu ve düşüncelerini, sorularını aldığını ve gençlere yönelik o aldığı saha verileriyle çok güzel işler yapacağını bu seçim beyannamesinde gördük. Biz liderimizle beraber, evet, siyasi hareketimizle beraber, bizler de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak her daim gençlerimizin yanında olacağız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. Samimi Haber'e, şahsınızda Aleyna Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarınıza da buradan Elazığ'dan selamlarımı iletiyorum. Biz de Merkez Stüdyomuz İstanbul'dan selamlar, sevgiler diyelim ve AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Sayın Ejder Açıkkapı bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden buluşmak dileğiyle diyelim ve hoşça kalın.